genç yaşta görülmesi nedeniyle çoğunlukla şizofreni 18-25 yaş arasında başlıyor. Ha 40 yaşında evet geç başlangıçlı bir takıma kadar başlayabilir ama o yaşlarda kişinin üretkenlik çağı döneminde olduğu için bir şekilde işte demin anlatmaya çalıştığım nokta oydu altını çizerek bir şekilde hekime ulaşıyor. Yalnız bizim daha doğrusu benim ev tipi şizofrenler diye tabir ettiğim bir grup var. Onları ben de meslek hayatımda özellikle Anadolu'da çalıştığım dönemlerde oldukça fazla gördüm. Kişi mesela bir şekilde hekim oluşu 10-15 yıldır sizin demin buyurduğunuz gibi o şizofren olarak yaşamış. Mesela diyor ki yatağımın altında aslan var diyor. Öyle bir belirtiyle yaşıyor ama hiçbir zaman kimse alıp onu bir doktora getirmeyi akıl etmemiş. Hasta da bunun ötesinde bir bozukluk göstermemiş. Yani şizofren öyle noktalara gelebiliyor ki işte çocuğunu düşman görebiliyor, Allah korusun bir zarar verebiliyor. Özellikle aile bireylerini. Mesela bizde çok sıktır hastaların birçoğu anneyi ya da babayı bazen ikisini birden düşman görür. Ciddi düşman görür. Onu yok etmekle sanki görevlendirilmiş kişi gibi algılıyor. Peki bu noktaya gelmeden önce hastalık sinyal veriyor mu? Bunları telefonumuzdan sonra öğreneceğim sizden. Gamze Özçelik arıyor. Herhalde benim bildiğim oyuncu Gamze Özçelik değildir. Günaydınlar. Günaydın efendim. Buyurun. Hocama bir soru soracağım da. Buyurun. Benim kardeşim de 15 senedir şizofren hastası. Evet. Bunun tedavisi yok mu? Bunu soracaktım hocam. Peki yani nasıl tespit ettiniz değil mi doktor bey? Ne gibi davranışlarından böyle bir sonuca vardınız? Normalden ayrılan ne gibi davranışları vardı? Şimdi şöyle benim kardeşim doğuda askerlik yaptı. Oradan televizyonunuzun sesini kısarsanız o yankılanma olmaz ve daha rahat bizi duyarsınız. Tamam bir saniye efendim. Değil mi? Yani ortaya ne gibi normalden ayrılan davranışlar sergiliyor? Bu çok önemli bir ölçü. Çoğunlukla ortaya çıkan toplumdan kopma oluyor ve toplumdan şüphelenme, güvensizlik oluyor. Bir izole oluyor. Etme. Buyurun. İzolasyon belirtileri. Doğudan yani hatırladıkça... Askerden geldikten sonra... Evet. Geldikten sonra... Beni öldürecekler, çatışma işte, arkadaşlarımı öldürüyorlar, karakol basıldı yani bu tür şeylerle biz anladık. Doktor bey böyle ani travmalarda hastalık başlangıcı olabiliyor mu? Şimdi eğer, yoksa var yok, olan bir şey ortaya yok, mı çıkarıyor? Şimdi yok yani zaten demin de söyledik 18-25 yaş arasında başlıyor diye. Eğer biz dersek ki bu tür travmalar işte askerlik falan bunu arttırıyor, haksızlık etmiş oluruz. Psikiyatri biraz değişik bakar olaya. Yani mesela bir çocuğa araba çarpar gibi olur. Aile der ki ya işte araba çarptıktan sonra kekelemeye başladı. O zaman küçükken her korkan çocuğun kekeme olması lazım. Peki küçükken korkmayan çocuk var mı? Yok. Yani o kendi içinde öyle bir mantık yok. Yani bir takım çocuğun ortaya çıkan, burada yatkınlık söz konusu olduğunda travma tabii zaman zaman olayı provoke edebiliyor ama zannedildiği kadar da çok değil. Çok yoksa enteresan. Ben korktum ya da askere gittim falan gibi değil. Ama hanımefendiye şu cevap verilebilir tahmin ediyorum. 15 yıllık şizofreni vakasına sonuçta biz kronik şizofreni diyoruz. Ben mesela ihtisas aldığım 90'lı yılların başında, 80'li yılların sonunda biz şizofreni %15, %20 oranında falan tedavi ediyorduk. Bugün gururla ve rahatlıkla söyleyebilirim bu oran %65'e çıkmış durumda. Çok büyük, büyük bir yol kat edilmiş. Tabii. Şizofreni olduğunu söyleyen bir izleyicimiz var. İrfan Erol. Efendim benim bir sorum vardı. İrfan Bey duyamıyoruz sizi. Efendim benim bir sorum vardı. Şimdi nasıl duyabiliyor musunuz? Anlaşılmıyor. Bir kez daha deneyelim. Bir kez daha arayalım sizi. Herhangi bir travma hastalığın ortaya çıkmasına sebep olmuyor. Bu genetik geçişle gelen şimdi bir rahatsızlık. Şimdi o anda şöyle. Mesela diyelim ki şizofreni ortaya çıkacak. Zaten bardağın son damlası. O anda diyelim ki boşanıyor veya bir şey üzülüyor veya askere gidiyor veya askerden dönüyor veya bir trafik kazası geçiriyor. O olaydan sonra başladığında genelde insanlar öyle bir şey ortaya koyuyorlar, done size veriyorlar ama ortaya verilen donenin işin gerçeğini söylemek gerekirse şizofrenin başlangıcıyla birebir bir ilintisi yok.
O zaman o tür stresi yaşayan herkeste siz o hastalığı beklemeniz gerekiyor. Hı hı. Genetik yatkınlıktan tutun da dediğim gibi o nörobiyolojik denge bozukluklarına kadar birçok faktör işin içinde oluyor. Belki bir travma zaman zaman başlatabiliyor. Ama bunun nedeni bu demek mümkün değil. Mesela bazen bize getirirler 17-18 yaşında bir çocuk, derler ki ya bir hafta önce arkadaşları şaka yaptı, ondan sonra bu böyle oldu. İşte arkadaşların yüzünden rahatsızlandı. Bugün 17-18 yaşında olup da arkadaş şakasına maruz olmayan bir çocuğu bu ülkede bulmanız mümkün değil. O zaman herkesin o mantığa göre şizofreni olması lazım. Demin söylediğim gibi çok çok nadir şizofreni bir şekilde psikiyatriste ulaşmaz. Mutlaka ve mutlaka bir gün döner gelir. Çünkü çok travmatize edici bir hadise olduğu için size ulaşmadı. Başka bir yöntem, ne bileyim, adli bir vaka olarak karşınıza gelir. Yani bazen bakarsınız bizim şizofrenik ekstasyon dediğimiz özellikle dezorganize şizofrenlerde eline keser alır. Mesela ATM makinalarını kırar. Geçen klinikte yatırdık tahmin ediyorum bir ay kadar önce 14-15 tane ATM makinesi almış keseri kırmış. Yani yapabilir, bu tür ekstasyonlar gösterebilir. Peki bu safhaya gelmeden önce hastalık sinyal vermiyor mu daha erken yaşlarda? Adli vaka haline dönüşmeden önce. Tabii ki. Sinyalleri olmuyor mu? Varsa bunlar nedir? Şimdi şizofrenin tek bir başlangıç biçimi yok. Yani apandistin bir başlangıç biçimi vardır. Boğazda işte bir tonsillit olursunuz, başlangıç biçimi vardır ama şizofrenin çok çeşitli başlangıç biçimleri var ama burada en sık görülen başlangıç biçimi genellikle toplumdan uzaklaşma, içe kapanma, bir takım bizim metafizik ya da mistik uğraş dediğimiz işte Tanrı var mı yok mu, varsa nerede, işte dünya nasıl düşmeden bu kütleyle uzayda duruyor ya da bende kötü bir hastalık var, işte doktorlar anlamıyor falan şeklinde bizim hipokondriyak obsesif uğraş dediğimiz uğraş biçimleriyle bazen çok ani. Birdenbire işte eve kapanma, işte beni öldürecekler, beni takip ediyorlar, işte kulağıma bir takım sesler gibi geliyor gibi bir takım ifadelerle renkli başlıyor biliyor. Renkli başladığı zaman bir sorun yok. Ama renkli başlanmadığında özellikle içe kapanmayla, toplumdan kopmayla başladığında hakikaten sinyal vermeyebiliyor. Hatta bazen o içe kapanma, neşesizlik, mutsuzluk gibi belirtilerle depresyon zannedilebiliyor. Bir takım antidepresan ilaçlar da nadir de olsa verilebiliyor. Fakat o şizofreninin kendine ait bir dereistik düşünce ya da otistik düşünce deriz biz. Kişi hayallerinden bir şato kurar ve o şatonun içinde yaşamaya başlar. O süreci görebiliyoruz baktığımız zaman. Siz bence en önemli noktaya şöyle değindiniz. Bütün tıbbi hastalıklarda olduğu gibi şizofrenin erken tedavisi de gerçekten çok önemli. Erken bir tedavi, doğru zamanda, ailenin doğru desteğiyle yapıldığında çok yüzde yüzlü sonuçlar olmuyor. Tedavi konuşacağız. Nermin Taşçı telefon attığımızda günaydınlar. Günaydın efendim. Buyurun. İyi yayınlar diliyorum. Ben eşimle ilgili bir soru sormak istiyordum hocamıza. Benim eşim sürekli alkol alıyor efendim. Ancak bu belirtileri alkol aldığı zaman daha yoğun. Ama diğer zamanlarda da örneğin bir doğalgaz vanasını kapatmak, sürekli kapıların kilitleriyle ilgili olmak, sık sık da topluma katılmayan bir birey. Acaba böyle baskı altında kalmış bir şizofreni mi, yoksa alkol aldığı için mi bu davranışları gösteriyor? Onu öğrenmek istiyordum. Çok aşırı topluma katılma özelliği de yok. Arkadaşları, ilişkileri zayıf. Asosyal. Bu konu hakkında da bilgi almak istiyorum. Peki Nermin Hanım, çok teşekkürler. Geçmiş olsun. Öncelikle büyük geçmiş olsun. Tabii bir televizyon ekranından yaklaşık bir yarım dakikalık bilgiyle bir insana bir teşhis koyarsak ciddi bir mesleki hata yaparız. Ancak şunu çok sık görürüz biz. Hakikaten bazı demin sizin ifade ettiğiniz gibi gızdi şizofrenik hastalarda bir takım tedavi yöntemleri bulurlar. Bir tanesi kişinin alkolle adeta kendini uyuşturmasıdır. Bu bir yöntemdir. Bir de alkolik psikoz dediğimiz şizofreniye benzer ama aslında şizofreni olmayan fakat birebir şizofreniyi taklit eden tablolar ortaya çıkar. O da alkol kullanımına bağlı. Beyindeki bir takım nöronların denge bozukluğu sonucu ortaya çıkar. Burada önemli olan şu, hani tavuk mu yumurtadan çıktı, yumurta mı tavuktan çıktı gibi. Kişinin alkolünü belli bir miktar birkaç gün kestikten sonra ortaya çıkacak tablonun çok ciddi bir bize done olacağını söyleyebiliriz. İkisi de olabilir. Yani şizoid bir kişilik vardır beyefendide. Ona bağlı alkol içiyor olabilir,
toplum içindeki stres ve baskıya dayanmak için ya da alkolizmi vardır. Alkolizme bağlı şizofreni taklit eden bir alkolik psikotik tablo ortaya çıkıyor olabilir. Şizofrenin kıskacında daha çok çok zeki insanların olduğu söylenir. Katılıyor musunuz? Her zaman değil. Yani evet zeki insan da yakınır. Benim çalıştığım Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tam tersi çok fazla orta zekada ya da hafif zekada, daha doğrusu hafif ve orta zeka geriliği olan hastalarda da oldukça yoğun şizofreni var. Yani genelde bizim bipolar afektif bozukluk dediğimiz hastalık daha ziyade zeki insanların hastalığıdır gibi görebiliriz. Hı hı. Şizofreni değişken, yani evet çok üst düzey zeki birinde de olabilir, geri zekalı birinde de olabilir. Yani öyle zekaya göre bir ayrımı maalesef yok. Yani. Doktor Bey, izninizle bir reklam arası verin. Değerli izleyiciler, kısa bir aradan sonra biz buradayız. Şizofreni işlemeye devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, psikiyatr doktor Ertan Tezcan'la şizofreniyi konuşuyoruz. Telefon hattımızda bir izleyicimiz var. Sevda Yılmaz, günaydınlar. Günaydın Emel Hanım. Buyurun. Hocama sorum olacaktı benim. Evet, buyurun. Bazen sıkılma ve utanma oluyor bende. Bazen de hani bir yere giderken camlara bakıyorum, küpe bakıyorum. Tekrar girip acaba kapattım mı diye tekrar bakıyorum. O bende de var, inanır mısın? Bir yere gideceğim mesela, işte aman gitmeyeyim diyorum. O an içim sıkılıyor. İşte aman çocuğuma bir şey olur mu? Gitmeyeyim, evde kalayım diyorum. Bu tarz şeyler neden kaynaklanıyor? Öncelikle büyük geçmiş olsun. Bu takıntılara giriyor daha çok değil mi? Yok. Yani bir takıntı gibi gözüküyor. Yani bizim saplantı, zorlantı bozukluğu dediğimiz, isim vermeyeyim. Bugün saat 11'de başka bir televizyon kanalında bu hastalığı anlatacağım. Nedir adı? Yaygın anksiyete bozukluğu diyoruz biz buna. Aradaki fark şu, saplantı zorlantı bozukluğunda genelde kişi kapıyı kapadı mı kapamadı mı, işte ütüyü çektim mi çekmedi mi, kilitledi mi kilitlemedi mi, yola çıkıyor, geri dönüyor, bakıyor, kontrol ediyor. O çayın altını falan. Kapadın mı kapamadın aynen mı? Aynen öyle, tüpün altı açık mı kapalı mı falan. Ama yaygın anksiyete bozukluğunda farklı olarak özellikle yakın aile bireylerinden biri, ki bu %79 oranında çocuğu oluyor kişinin, acaba çocuğuma bir şey olur mu? Ya da çocuğumun başına bir şey gelir mi şeklinde kaygılar ve ona bağlı olarak çocuktan uzaklaşamama ortaya çıkıyor. Uzaklaştığında da kişi bir takım senaryolar kuruyor. Bu beyinde bizim serotonin ve noradrenalin dediğimiz maddelerin biraz dengesinin bozulmasına kaynaklanan organik bir rahatsızlık. Tedavisi de son derece kolay, öyle söyleyeyim yani. Tedavi, şizofreninin tedavisinden biraz bahsedelim Ertan Bey. İlaç tedavisi midir, yoksa bunun yanında yaptığınız başka tedavi yöntemleri de var mı, uyguladığınız? Şimdi öncelikle bir şizofreninin teşhisini koyduktan sonra süratle biz ağırlığını, biçimini, cinsini ve tedavi protokolünü gerçekleştiririz. Aslında tedavide 3 aşama vardır. Bir, akut safa tedavisi vardır. Bu yaklaşık 3-10 gün kadar sürer ve özellikle tek bir işi hedeflersiniz. O da kişinin kendisine ya da çevresine zarar vermesini engellemektir. Daha sonra stabilizasyon tedavisi dediğimiz sürece geçersiniz. Yaklaşık bu 10 günden 2 ile 6 ay kadar sürebilir. Kişinin hangi tedaviyle, ki buyurduğunuz gibi genelde bu evet ilaç tedavisidir. Günümüzde atipik antipsikotikler denen ilaçları tek başına, bazen tipik antipsikotiklerle kombine, bazen de atipik antipsikotikleri birbirleriyle kombine kullanarak hastaya bir tedavi prosedürü çizeriz. 6. aydan sonra da idame tedavisi dediğimiz bir tedavi planlarız. Arada yaptığımız, hala insanlara biraz ürkütücü gelen EKT dediğimiz şok tedavileri vardır ki o da günümüzde ameliyathane şartlarında ve hasta hiçbir şekilde hatırlamadan son derece insani anestezi şartlarda. Anestezi uyguluyorsunuz. Tabii. Anesteziyle yapılıyor. Nasıl bir uygulama bu? Kişiyi çok kısa süre uyutuyorsunuz. Bazen tek taraflı, bazen çift taraflı, vakanın durumuna, ağırlığına göre çok kısa süreli bir voltaj veriyorsunuz. Ama bildiğimiz tabii şehir elektriği değil bu. Bir çeşit epileptik nöbet oluşturaraktan o bahsettiğimiz noradrenalin, dopamin, serotonin gibi maddelerin dengesini
çok hızlı düzeltiyorsunuz. Bunu belli periyotlarla mı uyguluyorsunuz? Genelde bunu yaptığımız bir takım vakalar var. Her vaka değil. Yaklaşık %10-%15 kadar vakada tercih ediyoruz. Bunu da genelde yaptığımız işte bazen her gün, bazen gün aşırı 5 ila 10 seans arasında değişen bu uygulama. Peki şizofreninin kesin tedavisi var diyebiliyor muyuz, yoksa bir ömür boyu uygulanacak bir tedavi midir? Biz bunları günümüzde mental diabetics diyoruz. Yani ruhsal şeker hastalığı gibi. Nasıl günümüzde bir şeker hastası günde 3 kez insülin günde alır? Bazen bir kez, bazen 2 kez, bazen 3, bazen 4 kez insülin alması gerekiyorsa, bizim de hastalarımızın şizofreni tanısı konduktan sonra, çünkü şizofreni tanısını da biz hemen koymuyoruz. Örneğin ilk bir aylık sürede psikotik reaksiyon diyoruz. Birinci aydan 6. ay kadar şizofreni form bozukluk diyoruz. 6. aydan 2 seneye kadar şizofreni, daha sonra kronik şizofreni diyoruz. Eğer kronik şizofreni ise evet ömür boyu ilaç kullanacak, ama günümüzde onu çok kolaylaştıran tedavi yöntemleri de var. Örneğin kronik bir şizofreni hastasına senede sadece ve sadece 24 tane iğne yapmakla bütün sorunu halledebiliyorsunuz.